91. testimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, arksinusning qiymatlar sohasini eslab o'tamiz. P taqsim 2 dan minus P taqsim 2 dan P taqsim 2 gacha. Boshqacha qilib aytsak, demak, minus 90 bilan 90 orasiga sig'ishi kerak bo'ladi. Gradusda. Nazar tutyapman. Minus 90 bilan 90 gradus orasiga sig'ishi kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdachi. Arksinus sinus 10. Sinus 10 deganim taqriban 570 gradusga to'g'ri keladi. Ayni paytda minus 90 bilan 90 orasiga sig'maydi. Va shunga mos keladigan, demak, eng yaqin pi ga qarali bo'lgan gradus 570 ga eng yaqin, bu 540 hisoblanadi. Yoki 3 pi deb hisoblaymiz buni. Ya'ni sinus 3 pi minus 10 deb olsak bo'ladi. Baribir sinus 10 ga teng bo'ladi bu ifoda. Sinus 10 gradus emas, sinus 10 ga, sinus 10 radianga teng bo'ladi. Hatto yozdim. Demak, mana shuni o'zgarish qilib olamiz. Arksinus va mana bu 3 pi minus 10 shu oraliqqa ham tushadi. Minus 90 bilan 90 orasida yoki minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 orasiga tushadi. Sinus 3 pi minus 10 ko'rishni olsak bo'ladi. Arksinus bilan sinus qisqaradi-yu 3 pi minus 10 degan javob variantimiz kelib chiqadi. 92 savol. Sinus kvadrat x minus 1 taqsim 2 sinus 2x ni 2 sinus x cosinus x deb yozib olamiz. Minus 2 cosinus kvadrat x katta yoki teng bo'ladi. Ikkala qisqarib ketadi. Cosinus kvadrat x ga bo'lib olamiz. Cosinus kvadrat x ga bo'lsak, sinus kvadrat x ni cosinus ga bo'lsak, cosinus kvadrat. Tangens kvadrat x qoladi va buni ham cosinus kvadrat x ga bo'layotgan bo'lsak, bittasi bilan bittasi qisqaradi. Sinus taqsim cosinus bu tangens beradi. Demak, tangens kvadrat x minus tangens x minus 2 katta yoki teng 0 ko'rinishda bo'ladi. Demak, buni 0 dan 2 pi oralig'igacha tekshirishimiz kerak bo'ladi. Tangens x teng bo'lishi kerak ekan 1 ga. Tangens x teng bo'lishi kerak ekan 2 ga. Minus 1 va 2. Demak, tangens x minus 1 ga teng bo'ladi qachon? 0 dan 2 pi oralig'igacha tekshirganimizda. Mana bu 0 bo'lsin. Bu 2 pi bo'lsin. Xo'p, tangens x minus 1 ga teng bo'ladi 0 dan 2 pi gacha. Pi taqsim 3 pi taqsim 4 va 7 pi taqsim 4. İkita nuqtada minus 1 ga teng bo'ladi. Tangens x. Yozib qo'yaman 3 pi taqsim 4 va 7 pi taqsim 4 ni. Endi tangens x 2 ga teng bo'ladi. Arctangens 2 da va pi plus arctangens 2 da. İkita nuqtada. Birinchi o'ra va uchinchi o'ra ikkita. Arctangens x 2 mana bu yerda bo'ladi. Arctangens 2 va pi plus arctangens 2. Ko'rishda yozamiz. Nuqtalar tayyor. Shu nuqtalarga ko'ra endi chizib chiqamiz. Mana bu qo'shib chizsak bo'ladi 0 2 pi gacha baribir. Xo'sh, endi manfiy son bersak, tangensga deylik 7 pi taqsim 4 dan 2 pi oralig'ida bu yerda ko'p son bor, demak deylik 7 pi taqsim 4 bu 315 gradus bo'ladi. 345 gradus beraylik, deylik minus 1 ga teng 345 gradusda 345 315 gradus ekan 7 pi taqsim 4. Xo'sh, 45, 7 ga 280, 280 ga 35, 315, endi 330 gradus beradi. 330 gradus degan taqriban 1 taqsim bo'lsa, 300 tangens kvadrat 330 gradus. 330 gradus va minus tangens 330 minus 2. Natijasi musbat, demak manfiy bo'lishini aniqlashimiz kerak. Tangens 330 da. 1 taqsim 3 bo'ladi, 1 taqsim 3 bo'ladi. Bu minus plus bo'lib ketar ekan, 1 taqsim 3 va minus 2. Ko'rib turibsiz, manfiy natija chiqadi. Manfiy, musbat, manfiy va musbat hamda manfiy bo'ladi. Bizga musbat so'ralgan ekan, mana bu oraliqni olamiz. Bu oraliqni oti arctangens 2 dan 1 taqsim 4 gacha va pi plus arctangens
2'den 7 taksim 4 geçe. Kuraştaki cevap bulun. Bu cevap A variantı. Nasıl yaptı? İkinci savol. 93. savol. Bu teknemeler ümumi ildizge ege bolsa aynı kıymatı topik. Ümumi ildizge ege deyse ularını teknleştirir. Bir borsak bol adı. Ümumi ildizge ege. Neyse ikili kısaltıramız. Bir tarafı kapatalımız. X kub. Neyse x kvadrat. Ax kvadrat. Neyse ax. Nol barabar. X kvadrat çıkarsak x minus 1. Bu yerden ax'ını çıkarsak x minus 1. Bu yerden yani x minus 1'ı çıkarsak. X kvadrat plus ax. Bu yerden indi. X'ni çıxarsak. X plus a. Har birini alohida 0 ga tenglashtirib hisoblaymiz. Shunda x minus 1 teng 0. X teng 1 bo'ladi. X teng 0. X plus a teng 0. X teng minus a bo'ladi. Javoblar. Xo'sh. X o'rniga mumkin berishimiz. A'ni hisoblaydigan uchun minus a'ni berishimiz mumkin, 1ni berishimiz mumkin. 0 tenglamaning ildizi bo'lmasa ekan. Deylik, 1ni beraylik x o'rniga 1 bersak. 1ni kvadrat xohlagan biriga a minus 2 teng 0. A bu yerda 1 ekanligi kelib chiqadi. A 1 ga teng ekan. Xo'sh. 94 quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri? Deyilgan. Endi D javobini belgilaymiz. X kvadrat minus 2x minus 8 teng 0. X teng. Minus 2 x teng 4 çıkadı. Tenglamaning ildizlari qarama qarshi ishoralik deyapti. Shundan minus 2 bilan plus 4 ikkalasi qarama qarshi ishoralik sonlar. Aslo qarama qarshi sonlar emas. Minus 2 ga qarama qarshi son 2. Minus 4 ga qarama qarshi son 4 bo'ladi. Bu yerda faqat qarama qarshi ishoralik deyilgani uchun to'g'ri keladi. 95-chi savol. A kub, a kvadrat minus 1 teng bo'lishi kerak 27 taqsim 8 ga. Endi g'oyadan ishlab qo'ysak ham bo'ladi. A 3 ga tengligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 3 uchinchisi kvadrat minus 1 27 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Shuncha chuqurlashtirib o'tirmadik. Xo'sh, 96-chi savol. Tenglama nechta manfiy ildizga ega? 2x 5x kub barobar x 8 minus 4 x 4 plus 4. Biz bunu x 4 minus 2 kvadrat ko'rinishdirsak ham bo'ladi. Va bu yerda 5x kub plus 2x barobar x 4 minus 2 kvadrati. Bu yerda hamma vaqt mana bu manfi son bo'ladi. X o'rniga manfi son bersak, bu yerda hamma vaqt musbat bo'ladi. Ya'ni manfi bilan musbat hech vaqt teng bo'lmaydi. Nechta yechimga ega, manfi yechimga ega degan savolga birorta ham deb javob beramiz. 97-chi savol, bu ikkalasini qo'shib boramiz. Qo'shib borsak x kub plus 3x kvadrat y 3x y kvadrat y kub teng 27. Bu x plus y ni uchinchisi 27. Shunda x plus y teng bo'ladi 3 ga. A javob variantiga mos keladi. Xo'sh, 98 x y nechta butun sonlar mana shuning yechimi bo'ladi deb so'ralgan ekan. Butun son bo'lgandan keyin va 2 bo'lgandan keyin bunisi 1 bo'lsa, bunisi 2 bo'lishi kerak. Va aksincha bunisi 2 bo'lsa, bunisi 1 bo'lishi kerak. Ko'paytmas 2 chiqishi kerak baribir. Minus 1 bo'lsa minus 2, bunisi minus 2 bo'lsa bunisi minus 1. Boshqa varianti yo'q. Mana shu 4 ta variantda faqat ko'paytma 2 ga teng bo'la oladi. Xo'sh. 99-chi savol. Ushbu tenglama eng katta va eng kichik ildizlar yig'indisini toping degan. X ning 4-tinchisi 3x kvadrat minus 2x. X ning 4-tinchisi barobar x kvadrat plus 2x kvadrat minus 2x deb yozamiz va buni bu tarafga olib o'tsak bo'ladi. X 4-tinchisi minus x kvadrat 2x kvadrat minus 2x. Bundan x kvadrat chiqarsak x kvadrat minus 1. Bundan 2x ni chiqarsak x minus 1. İkkalasida ham bir taraf o'tib qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin bo'lgan umumiyliklar bor. Va mana shuni biz oxirga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Tenglikni bir tarafga olib o'tdik-ku. X x minus 1 qavsdan tashqariga chiqaryapmiz. X x minus 1. X x minus 1. Shunda bu yerda x x plus 1. Bu yerda esa minus 2 qoladi. Teng 0. X x minus 1.
x kare plus x minus 2 teng ol. Yine bunu hem devam ettirelim bu sek. X x minus 1 x plus 2 x minus 1 teng ol. Şimdi x teng ol, x teng 1, x teng minus 2, x teng 1 degen. 3'te cevap gibi çıkardı. Tenglemenin en katta ve en küçük ildizler yanındasını topin. En kattası 0, 1, en küçük minus 2. Yığındaysa ise minus 1 olarak iken. 100. savol. Tenglemen işte bütün geçim mi? Var. Demek x plus 2 kvadratı 103x. Demek x bütün son buluş gerek iken. X bütün son buluş gerek. Ha, bütün son buluş için demek x 3'e bölünen son buluş gerek. 3'e bölünen son 1, minus 1, 3, minus 3 konuştaki sonlar buluş gerek. Netice bütün sonun çıkış gerek iken. Hoş, yaxşı. Şimdi minus 1'i verip kuramız. Minus 1'i versek, bu doğru kelmeydi. 1'ini versek, bu ham doğru kelmeydi. 3'ini versek, bu ham doğru kelmeydi. Minus 3'ini versek, minus 3'ini versek doğru keler iken. Demek minus 3 sıfatı da cevap da olamız. Minus 3. İşte bütün için bu arada. Hoş, bitti topladı. Yine grafik igen bir muralı koysak bu arada. X plus x plus 2'nin kvadratı takviminin bana bu görünüşte buladı. Minus 2 bana şu görünüşte buladı ve minus 3x ise bana bu görünüşte buladı. Bana bir martı kesiş yaptı. Bir martı için geliyor. Şu an minus 3'de yıkan. Cevabımız fakat S varyantı gibi maskeler iken.